Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Eylül 2023 ve tekrardan Fransa'da Amiens hipodromundayız. Evet, Amiens'te Fransa'da bugün 7 koşulu program var. Hemen burada değerlendirmemize geçiyoruz. Çok zor bir yedili plase Ayhan'la beraber karşılıklı burada önceliğimiz. Evet. Yedili plase de belki altılı gayandan fazla verecek o derece yani. Evet, ayağına diyoruz arkadaşlar. 2 numaralı ayağına ve 10 numaralı burada siyah ekürler. Parfaiti Meril, Eberstraten ve Delphine Santiago ile burada önemli bir şansa sahipler. 1 numaralı As de Jülek, Sophie Couette ile. Yine kırmızı ekürlerden Ayman Bentar, Mindy Armogen, 5 numara ve 13 numaralı Bailey's Blessing. Yani tabii bu kırmızı ekürler biraz zorlanacak arkadaşlar. Ve 6 numaralı Grand Yaka diyoruz. Karşı yaka değil, Grand Yaka. Burada 5 ve 13'ten sonra. 2, 10, 1, 5, 13, 6 arkadaşlar. Şimdilik böyle bırakalım. Varsa at ilave çok olan sizler zaten ilave edersiniz rahatlıkla. Altılık ayağım başlıyor. Saat 18.02'de bu şekilde maiden bir koşu 2 yaş İngiliz'e ait 1650 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir aksilik olmazsa alternatif olarak gerçekten banko atmak istediğimiz bir 6 numara Ayoha. Bunu zaten takip ediyoruz biz. 13 gün evvel de koşmuştum Safkan. 6 numarayı alternatif banko olarak acaba banko atabilir miyiz diye bakmamız lazım. Bu safkanın rakip noktasını Roll With It ve Balerion 2 numara ve 13 numara arkadaşlar. Bu safkanlar kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. 5 numaralı Amalia ve 9 numaralı Menema aralığında eğer at yazacaksanız buraya 5 ve 9'u da ilave etmek gerekecek. 6 alternatif banko 2, 13, 5 ve 9 diyoruz buraya. Altılık ayağının ikinci ayağına geçtik. Üçüncü koşu, satış koşusu şartlı, 3 yaşlı İngiliz safkanlar arkadaşlar. Burada 11 tane safkan var. Evet, burada Hugo Besnier'in bindiği 6 numaralı Bolshnikov. Bizim ilk atımız. Aslında bunu biz normalde banko açacaktık. Fakat arkadaşlar güvenemiyoruz. Bunu tabii ki alternatif banko, yine ikinci 6 numara alternatif banko olacak ama bir bakmak gerekiyor. Yani nedir o bakmamız gereken? Mesela bu Missouri denen bir at gelmiş dışarıdan. Ona bakmamız gerekiyor. Ektoria denen bir at var 7 numara. Son koşusu üçüncülüğü bu 6'yı geçecek durumda. Yani burada 1 ve 7 numaralı safkanlar rakipleri. Bunun ötesine şimdilik bir şey söylemeyelim. 3 numaralı Prince George'a ve 5 numaralı Stiopa'da bakarsınız, yazmak zorunda değilsiniz ama 3 ve 5'in de AGF durumlarını bir incelemekte yarar var diyoruz. 6 alternatif banko, 1 ve 7 rakipler, 3 ve 5 de sürpriz olarak diyoruz burada. Evet, yine zor bir ayağa denk geldik arkadaşlar burada. Saat 19.15'te şartlı 4 kringizler 1650 metre çıkacaklar. Şimdi burada 1 numaralı Estokenya arkadaşlar, bizim ilk atımız Quentin Berge ile. Bu vatandaş da ara ara kazanabiliyor bazen. 6 numaralı Power of Thor, Pierre Remove. 11 numaralı Lux, Cesar Belmont. 10 numaralı Riverwing, Glenn Murray. Murray biraz sürpriz oldu ama yazın arkadaşlar onu. Ve son olarak 2 numaralı Messaging in a Bottle, Messaging in a Bottle, Eberstraten diyoruz. 1, 6, 11, 10 ve 2 numaralı safkanlar burada yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet. Yine 5. koşudayız. Zor bir koşu. Handicap 4 ve yukarı yaş İngilizler bu sefer 2900 metreye çıkacaklar. Evet, burası da zorlu geçecek olan bir koşu. Burada Nice Stroke Simon Plank'la arkadaşlar alternatif olarak banko atılabilir mi diye bakılması lazım.
Bu safkana yakın rakip bize göre 11 numaralı King Motif Perrin Scherer'le. Yine 12 numaralı Tindi Frida Wildeskar. Ve yine 5 numaralı Night Dance Man Pierre Bazire. Ve son olarak yine 2 numaralı Gallum Troy denen vatandaş. 2. Hatta arkadaşlar yeriniz varsa bir de Kara Kurum'u da ilave edelim buraya. Hugo Bütün'ün bindiği bu safkan. 7 alternatif banko 11, 12, 5, 2 ve 1 diyoruz buraya. Altıncı koşudayız şimdi. Daha hala tek yok. Yani gördüğünüz gibi şu ana kadar. Hala herhangi bir tekimiz yok. Evet, burada altıncı koşuda bu tabela ayağı arkadaşlar. Normalde tabela ayağında çok fazla tek atmak istemiyoruz. Bir de burada böyle başı çekecek olan jokeyler de yok. Çok temkinli olmamız gerekiyor. Laf olsun diye de tek atılmaz. Yalnız burada bu Mark Noble'nin bindiği Kenor arkadaşlar bir aksilik olmazsa normalde kazanması lazım. Biz bunu yine alternatif banko yapalım. Yani burada böyle şu bankodur demek büyük risk yani. Kimsenin şeyine de girmek istemiyoruz. Sonuçta para burada veriliyor yani. Yaprak değil, ağaç yaprağı değil. Bu Gökhan yavrusu Kenor burada önceliğimiz. Şimdi bu safkan eğer kötü çıkarsa AGF'si burada rakipleri Minne Haha ve Mosun Deville. 9 numara Minne Haha ve 10 numaralı Mosun Deville arkadaşlar. Şu iki tane safkan 9 ve 10. Bunun yakın rakipleri Diamond Birthday 3 numaralı Pierre Remoulle'la o da yerini almalı. 9, 10 ve 3 en yakın rakipleri görüntü itibariyle şu anda. Bunlara 11 numarayı da dilerseniz bakarsınız. Rosario Mangon bazen geliyor. Dikkat etmek lazım 11 numarayla. Evet, son ayağa geldik. Son ayakta şartlı 3 yaşlı İngilizler 1600 50 metreye çıkacaklar. Şimdi burada dayanağımız var bir tane. Bunu banko atacağız tabii otomatikman. Yani bunu güveniyoruz yani buna. Bunu olması lazım ama ben şunu hatırlatırım size. Buradaki bütün binicilerin apranti olduğunu hatırlatırım. Son iki koşusu her ne kadar kötü olsa da bu grubun çok üstünde gösteren bir perfetto var. Bunu biz banko atacağız ama arkadaşlar güven derecesi %60 falan yani. Öyle %80-90 değil. %60-65 diyelim hadi. 4 numara yani bir banko olacaksa o da burada. Yani daha belki performansında hayatın ilk koşusunu kazanmıştı. Eğer bu safkanı düşürseniz 5 ve 2 numaralı safkanlar devreye girer ama 5 ve 2'nin de aprantileri ciddi ciddi yamak artık onlar. Burada en azından bu Belmont denen vatandaş biraz daha palazlanmış. Evet. Bakıyorum şimdi onun diğer bilgisayarı kazanç durumuna da bakıyorum da. Yani bir 26 ganyanlı bir at getirmiş bir ara. Genelde favori çıktığı zaman da getiriyor. Yani favorileri de getirmiş bir ara. Evet, burasını bu şekilde bankolara geçmek durumunuz gerçekten zor arkadaşlar. Elimizden bu kadar geliyor. Yani böyle zor yarışlarda hani biz de ne müleccimiz ne başka bir şeyiz, sihirbazız. Ama bir tek atılacaksa 4 tane alternatif banko verdik. Bir tek atılacaksa o da sondaki 4 numara oluyor. Evet, herkese güzel bir perşembe günü diliyorum ben. Yabancı yarışlarda bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.